Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10'dan 11'e hazırlık kampına başlıyoruz gençler. Hepinize 11. sınıf hayırlı olsun diyeyim en başta. Aslında kamp başladı. Matematik haftasını bitirdik. Matematikle ilgili eksikleriniz varsa, izlemedikleriniz varsa dönün kanalda videoları mutlaka izleyin gençler. Şimdi neredeyiz? FKB yani fizik, kimya, biyoloji haftasındayız. Biz biyolojiden bahsedelim biraz. 11. sınıfta 4 tane tekrar yapacağız. Aslında 11. sınıfta iki tane ünitemiz var. Bunlardan birincisi insan fizyolojisi ünitesi. İnsan fizyolojisi ünitesinin içerisinde tüm sistemler var. Çok uzun bir ünite. İkinci dönemin ortalarına kadar geliyor. Tüm sistemlerin tamamını birden 11. sınıfta görmüş oluyoruz. Ben de size bu 10'dan 11'e hazırlık programımızda 3 tane sistemler videosu çekeceğim. Arkasından da en son ünite var diye 10. sınıfın sonunda ekosistem, ekolojisi ve güncel çevre sorunları diye. Onun devamı niteliğinde 11. sınıfın sonunda da komünite ekolojisi ve popülasyon ekolojisi dediğimiz ünitemiz var. Onu da yaptığımız zaman yani 4 videoda biyolojiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Öncelikli olarak 10'dan 11'e hazırlık setimizi göstermiş olayım gençler. Dediğim gibi matematik haftasını bitirdik, geride kaldı. Şimdi fizik, kimya, biyoloji FKB haftasındayız. Arkasından da edebiyat, tarih, coğrafya gelecek. Bugünkü dersimizde 3 tane sistem anlatacağım size. Dersi bitirdiğimiz zaman siz de açıyorsunuz kitaplarınızı, hemen biyoloji kısmına geliyorsunuz. Biyoloji kısmı ile ilgili sorularınızı çözüyorsunuz. Sinir sistemi, endokrin sistem ve duyu organları bugünkü dersimizin konusu olacak gençler. Siz zaten buradakileri daha önceki sınıflarda görmüştünüz. Hatırlatacağız 11. sınıfa tam olarak hazırlanalım diye. Tabii ki ben de hatırlatmalı bir anlatım bugünkü dersimizde sizlerle yapacağım. Hemen içeriğimizden de biraz bahsedeyim. Dediğim gibi sistemleri anlatıyoruz. Sistemler bir videosunda da sinir sistemi, endokrin sistem, duyu organları karşınızda olacak. Bu bölümde dediğimiz zaman yani aslında konunun tamamından bahsediyoruz. Dediğim gibi insan fizyolojisi tüm sistemleri içerisine alan bir konu. 9. 10. sınıfta hatta daha küçük sınıflarda bu konuları gördük, temelini attık. Oradan hatırlamamız gerekenleri tekrar edeceğimiz bir kamp olacak. Hazırsanız yaslanın arkanıza, başlıyoruz. Şimdi sistemlere baktığımız zaman dediğim gibi insan fizyolojisi uzun bir ünite. Öncelikli olarak biz bugün sinir sistemini, endokrin sistemi ve duyu organlarını göreceğiz. En sonda ikinci ünite olarak komünite ve popülasyon ekolojisi dediğimiz bir ünitemiz var. Aslında bu ünite ikinci dönemin sonuna denk geliyor ya, 10. sınıfın İkinci döneminin sonunda gördüğümüz ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitesinin devamı. Hatta bazı şeyler birbiriyle çok benzeyecek. Tanımları bir daha vereceğiz. Ama tabii ki komünite ve popülasyon ekolojisi kısmından daha detaylı bir şekilde bahsetmiş olacağız. Sinir sistemiyle başlıyorum. Şimdi sinir sistemine baktığımız zaman sinir doku çok özel bir doku. Uyartı iletimini sağlayan bir doku. Bugüne kadar hep hücreleri bir yuvarlak, ortasında bir çekirdek var diye gösteriyorduk. Ama sinir sisteminde çok özelleşmiş yapıya sahip hücreler var. Ki biz bu hücrelere nöron ismini veriyoruz. Nöron dediğimiz zaman bir çekirdekten çıkan kısa ve çok sayıda uzantıdan yani dendritten uzun ve tek sayıdaki uzantı olan aksondan meydana gelmiş oluyor. Sinir sisteminde uyartı iletimini gerçekleştiren bu özelleşmiş sinir hücrelerine nöron ismini vereceğiz. Nöronlar uyartı iletimini sağlar ama aynı zamanda nöronların beslenmesi, oranın iyon konsantrasyonu, oradaki hücrelere yardımcı olan hücrelerimiz de var. Nöronlar haricinde uyartı iletimi yapmayan, oradaki iyon konsantrasyonunda görevli olan yardımcı hücrelere de glia hücreleri adını vereceğiz. Sinir sistemine ait bu nöronları yani sinir hücrelerini de duyu, ara ve motor nöron olmak üzere üçe ayırıyoruz. Diyelim ki elime iğne battı. Elime iğne battığı zaman acıyı hissetmem için
nöronların uyartıyı benim beynime, omuriliğime yani merkezi sinir sistemime götürmesi lazım. Uyartıyı götürenlere duyu nöron ismini veriyoruz. Cevabı getirenlere ise motor nöron ismini veriyoruz. Merkezi sinir sistemimizde yani beyin ve omuriliğimizde duyu nöronla motor nöron arasındaki bağlantıyı sağlayan nöronlara ise ara nöronlar ismini veriyoruz. İmpuls ne demek? Aslında uyartı demek. Benim elime iğne battığı zaman bu nöron uyartıyı taşıyacak. Yani impulsu taşımış olacak. İletim yönüne de bakacak olursak her zaman uyartılar dendritten aksona doğru gerçekleşir. Yani bir nöron boyunca impuls iletimi dendritten akson ucuna doğrudur. Peki akson ucundan sonra ne meydana geliyor? Akson ucundan sonra da burada başka bir nöron karşımıza çıkabiliyor. Eğer böyle bir başka nörona iletim gerçekleşecekse akson ucundan kimyasal bir madde şu boşluğa salgılanıyor ki bu boşluğa sinaps denir. Bu boşluktan da diğer nöron tarafından uyartı alınmış oluyor. Sinir sistemini de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak 6 ve 7. sınıfta bu konuları gördük dedik ya. Beyni gördük, omuriliği gördük, gruplara ayırmadık, görevlerini özelleştirmedik ama beyincikten ekstra olarak detaylı bir şekilde bahsedildi. Omurilik soğanından detaylı bir şekilde bahsedildi. 11. sınıfta daha da detaylı bir şekilde bahsedilecek. Artık beyni 3 bölüme ayıracağız. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin dediğimiz 3 kısım olacak. Ön beyni de uç beyin ve ara beyin olarak gruplandıracağız. Arka beyni de beyincik, pons ve omurilik soğanı olarak gruplandıracağız. Beyin ve omuriliğin haricinde vücudumuzun diğer yerlerine yayılan sinir sistemimizde çevresel sinir sistemimiz olacak. Bunun da bir motor bölümü ve duyu bölümü dediğimiz bölümü var. Motor bölümü otonom sinir sisteminden ve somatik sinir sisteminden oluşacak. Otonom sinir sistemi otomatik çalışan organları kontrol edecek. Mesela dalağım, böbreğim, pankreasım, bağırsağım bana sorarak çalışmıyor. Ya böbrekçim sen çalışma, ben bu gece hiç tuvalete kalkmayayım deme alternatifim yok. Yani bunlar otomatik çalışıyor ve otonom sinir sistemi tarafından kontrol ediliyor. Ama istersem yıldız atarım, istersem kare çizerim. İsteğimle hareket ettirebildiğim mesela çizgili kaslarımı kontrol eden sinir sistemi ise somatik sinir sistemi olacak. Beyni dediğim gibi gruplara ayırabildik. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere. Ön beyni de uç beyin ve ara beyin olarak ikiye ayıracağız. Uç beyin dediğimiz zaman şu büyük kısımdan bahsediyoruz aslında. Hemen de göstermiş olayım. Şimdi beyin yarım küreleri, talamus, hipotalamus hepsi bir araya geldiği zaman ön beyin dediğimiz kısmı oluşturur. Şurası ise bizim orta beyin dediğimiz kısımdır. Şu gözler burada, gözler bu tarafa bakıyor. Ensemizde beyinciğimiz, beyincik yarım kürelerinin arasında bulunan pons ve omurilik soğanı dediğimiz kısım ise arka beyin dediğimiz yapıyı meydana getirmiş olacak. Uç beyin neleri kontrol eder? Uç beyine beyin kabuğu ismi de veriliyor. İstemli yapılan hareketler, duyu organlarından gelen uyartıların değerlendirilmesi, bilinçli yaptığım davranışlar, şu an ders anlatmak gibi bunlar uç beynin kontrolünde. Şu an sen dersi öğrenmeye çalışıyorsun. Uç beynin gayet aktif bir şekilde çalışıyor. Hafıza, düşünme, öğrenme bunlar uç beynin kontrolünde gerçekleşiyor. Ara beyine baktığımız zaman da epitalamus, talamus ve hipotalamus olmak üzere 3 kısımdan ayrılıyor. 3 kısma ayrılıyor. Epitalamus, epifiz bezi dediğimiz bir bezden bahsedeceğiz. Bir sonraki konuyla da bağlantılı olacak. Epifiz bezinin bulunduğu kısım epitalamus dediğimiz kısım olacak. Hipofiz bezinin bulunduğu kısım ise hipotalamus denilen bölge olacak. Hipofiz bezi birçok organı kontrol ediyor. O yüzden hipotalamus vücudun açlık, tokluk durumunda, yağ metabolizmasında, uyku uyanıklığında görevli bir yapıdır. Talamus ise duyu organlarından gelenleri toplar, uç beyine değerlendirilmek üzere iletir diyeyim.
Orta beyinden de biraz bahsedeyim. Orta beyin dediğimiz zaman da bazı görme ve işitme reflekslerini kontrol eden kısımdan bahsediyoruz. Aslında kas tonusunu kontrol eden kısımda burası oluyor. Yani şu orta beyin dediğimiz kısım kas tonusunu sağlayacak. Kas tonusu ne demek? Ne kadar gevşek bırakırsam bırakayım kaslarımı tamamıyla gevşetemem. Hafif kasılı halde kalırlar. Bunların hafif kasılı halde kalmasına kas tonusu ismini veriyoruz. Göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi yani bazı görme reflekslerini kontrol eden de yine bizim için orta beyin olacak. Arka beyine baktığımız zaman beyincik, pons ve omurilik soğanından meydana geliyor. Beyincik istemli kas hareketlerini ve vücudun dengesini sağlıyor. Alkol alan insanlar düz bir çizgide yürüyemiyorlar ya, hadi şu çizgide bir yürü git diyorlar. Çünkü beyincik alkolden çok çabuk etkileniyor. O kişiler dengesini sağlamakta zorlanıyor. Beyincik eşittir denge, kafana yazıyorsun. Omurilik soğanı dediğimiz zaman İç organların, sistemlerin çalışmasını kontrol ediyor. Sindirim sistemi, solunum sistemi, solunum sistemi gibi yapılar omurilik soğanı tarafından kontrol ediliyor. Tabii ki bazı kusma, yutma gibi hayati refleksleri de kontrol ediyor. Beyincik yarım küreleri arasında bulunan pons da bilinçaltı faaliyetlerinde etkili. Aynı zamanda solunum sisteminde yine yutma, kusma gibi hayati reflekslerde etkili oluyor. Omurilik dediğimiz zaman da biliyorsunuz boynumuzdan ta kuyruk sakımına kadar uzanan yatak reklamlarında S şeklinde gördüğümüz omurgamız var. Bu omurgamızın içerisinden de omurilik adını verdiğimiz ana sinir şeridimiz geçiyor. Omuriliğe baktığımız zaman da birçok refleksin kontrol merkezi olduğunu görüyoruz. E hocam refleks ne demek? Uyarılara karşı oluşturulan ani tepkilere refleks ismini veriyoruz. Doğuştan gelen refleksler ve kazanılmış refleksler var. Doğuştan gelen refleks nedir? Sana, bana, ona, buna göre değişmeyen, hepimizde aynı olan reflekslere doğuştan gelen refleksler ismini veriyoruz. Mesela bebeğin meme emmesi doğuştan gelen bir reflekstir. Kalemi gözüne fırlattığım zaman gözünü kapatman doğuştan gelen bir reflekstir. Eğer gözünü kapatmıyorsan sende sağlıkla ilgili bir sıkıntı var demektir. Kazanılmış refleksler ise sana, bana, ona, buna göre değişen refleksler. Mesela biri yüzebilirken ben yüzemiyorum. Yüzebilen bir kişi yüzerken ay sağ kolumu atayım, sol bacağımı atayım, nefesimi de tutayım, elimi de şöyle açayım diye düşünmüyor. Bunu bir reflekse dönüştürmüş durumda. Bazı kişiler bunu otomatikmen yapabilirken bazı kişiler yapamıyorsa demek ki bu bir kazanılmış reflekstir. Aynı şey bisiklet sürmek için de geçerlidir. Bisiklet kullanan kişiler tabii ki bisikleti kullanmayı öğrenirken, araba kullanmayı öğrenirken, yüzmeyi öğrenirken önce beynini kullanıyorlar. Sonra bu refleks çok fazla tekrar edilince tabii ki omuriliğe devredilmiş oluyor. Çevresel sinir sistemini de otonom ve somatik olmak üzere ikiye ayıracağız. Otonom otomatik çalışanları kontrol ediyordu. İstemsiz çalışan yapılara tabii ki uyartılar götürecek. Somatik ise iskelet kaslarına yani istemli çalışanlara uyartı götürecek. Bazı nöronların etrafında yani sinir hücrelerinin etrafında miyelin kılıf adını verdiğimiz bir kılıf bulunuyor. Miyelin kılıf taşıyanlar çok daha hızlı iletim yapıyorlar. Somatik sinir sistemi istemli çalışanlara uyartı götürüyor ve tepkinin çok hızlı olması gerekiyor ya. O yüzden de miyelinli nöronlar tarafından uyartı götürülüyor. Otonom sinir sisteminde ise genellikle miyelinsiz nöronlar götürmüş oluyor. Sempatik ve parasempatikle baktığımız zaman sempatik çok korktuğumuz, heyecanlandığımız zaman olan olayları kontrol eden sinir sistemidir. Göz bebeklerim büyür, ağzım dilim kurur, kalp atışlarım hızlanır gibi bunları eski haline dönüştüren de parasempatiktir. Sempatik sinirlerin etkileri adrenalin hormonuyla aynı. Sempatik sinirler sindirim sistemini yavaşlatıyor. Bunu unutmayalım. Sempatik ve parasempatik sinirlerin etkileri birbirine ters olarak gerçekleşiyor.
Şimdi duyu organları kısmına da gelelim. Duyu organlarından ilk duyu organımız göz olacak. Göze baktığımız zaman tabii ki öncelikli olarak bunu koruyan bazı yapılar var. Kaş ve kirpikler, göz kapağı, gözyaşı bezi, göz kasları göze yardımcı yapılardır. Gözün de etrafını saran 3 tane ana tabakamız var. Bunlardan birincisi sert tabaka, diğeri damar tabaka, diğeri de ağ tabaka dediğimiz tabakadır. Sert tabaka göz yuvarlağının önünde tabii ki saydamlaşıp korneayı oluşturacak. Korneanın arkasında, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kornea olacak. Damar tabaka gözün o renkli kısmını yani irisi meydana getirecek. İrisin ortasındaki deliğe göz bebeği diyeceğiz. Göz bebeğinin arkasında göz merceği vardı. Işınlar göz bebeğinden girdikten sonra tabii ki burada ağ tabakanın orada sarı beneğin üstüne düşecek. Ve görüntünün oluşması söz konusu olacak. O zaman şöyle yapalım. Işınlar ne yapacak? Korneada kırılacaklar. Korneada kırıldıktan sonra o saydam sıvıdan geçecekler. Göz merceğinden gelmeden göz bebeğinden geçecekler. Göz merceğinde de ikinci kez kırılacaklar. Sonra o A tabaka yani retinadaki reseptörler tarafından alınacak. Beynin talamusuna gidecekler. Değerlendirilmek üzere de beyin kabuğu yani uç beyin dediğimiz kısma gidecekler. Miyop, hipermetrop, presbitlik, şaşılık, astigmatlık, kataratlık gibi göz hastalıklarımız vardı. Mustafa, Kemal önde, hain, İngiliz arkada diye kodlayacağız. Miyop, kalın kenarlı mercek kullanacak, görüntü öne düşecek. Hipermetrop, ince kenarlı mercek kullanacak, görüntü arkaya düşecek gibi kodlamalarla ilerletmiş olacağız konuları. Tabii ki şimdi biraz daha şöyle kulaktan bahsedelim. Kulak dediğimiz zaman kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşan bir dış kulağımız bulunacak. Kulak zarı ile oval pencere arasında orta kulak olacak. İç tarafta ise salyangoz dediğimiz iç kısım yer almış olacak. Ama kulak sadece bizim tabii ki işitmemizi sağlamıyor. Aynı zamanda vücudumuzun dengede durmasını sağlayan beyincik vardı ya. Beyincikle birlikte iç kulakta bulunan şu yarım daire kanalları vücudun dengede durmasını sağlar. Kulak kepçesi sesleri toplayacak, dış kulak yoluna iletecek, kulak zarında titreşimler oluşacak. Buradan çekiç, örs, üzengi kemiklerine gidip oradan da oval pencereye gidecek. Daha sonra salyangozun içerisinde ilerleyip orada duyuların alındığı bölüme yani korti organına gidecek. Yine sınıflandırılmak üzere beynin talamus kısmına, oradan da uç beyne yani beyin kabuğuna gitmiş olacak. Diğer duyu organlarımız nelerdi? Burun, dil ve deriydi. Şimdi burun hem soluk alışverişini sağlayan organımız hem de koku almamızı sağlayan organımız. Burun boşluğundan hava girdikten sonra burada sarı bölge dediğimiz bir kısım var. Sarı bölgeden de koku soğancığına gidiyor ve böylelikle uyartıların ilgili bölüme gitmesi sağlanmış oluyor. Koku duyu organı olarak tek yorulan duyu organıdır. Belli bir kokuya maruz kaldığımız zaman bir süre sonra o kokuyu algılamamaya başlıyoruz. Dil tad alma organımız, dilimizin her yeriyle her tadı algılayabiliriz. Bazı yerlerde bazı tatlar daha yoğun bir şekilde bulunabiliyor. Tatlı, tuzlu, ekşi, acı diye 4 tadı öğrenmiştik. Artık umami yani lezzetli olarak 5. tadı da 11. sınıfta öğreneceğiz. Vücudumuzun en geniş her yeri kaplayan duyu organı ise deri. Deriyi de kendi içerisinde üst deri ve alt deri olmak üzere ikiye ayıracağız. Üst deri de derimizin renginin oluşmasını sağlayan hücreler olacak. Şöyle ışık vursa pürtü pürtü bir şeyler düşer, ölü hücreler olacak. Kan damarları, yağ bezleri, kıl kökleri, ter bezleri de alt deri dediğimiz kısımda bulunacak diyeyim. Üçüncü bölümümüz olan hemen endokrin sistemden de bahsedeyim. Endokrin sistemi daha önceki sınıflarda öğrendik. Aslında bezler aynı. Sadece paratiroitten bahsedilmemişti. Bir de bunların aslında daha fazla hormonu var. Mesela hipofiz bezinden sadece büyüme hormonu verilmişti. Tiroid bezinden sadece tiroksin verilmişti. Şimdi hipofiz bezinden salgılanan hormonları daha farklı bir şekilde öğreneceğiz.
Endokrin sistem dediğimiz zaman hipofiz bezi dediğimiz bir bezimiz var. Artık ekstradan beynimizde epifiz bezi dediğimiz bir bezin olduğunu da öğreneceğiz. Hipotalamus hipofiz bezini kontrol eden bölgedir, unutmayın. Boynumuzda tiroid bezi dediğimiz bezimiz var. Tiroid bezinin üstünde de küçük küçük 4 tane paratiroid bezimiz var. Göğsümüzde timüs bezi dediğimiz bir bezimiz olacak. Oradan sonra pankreasın hormonları aynı. İnsülin ve glikagon salgılıyor. Pankreasımızda bir endokrin organ olarak karşımıza çıkacak. Adrenal bezler dediğimiz böbrek üstü bezlerimiz var. Erkek ve dişilerde birbirinden farklı olarak yumurtalıklar ve testisler var. Yumurtalıklardan işte östrojen, progesteron gibi hormonlar. Testislerden de testosteron adını verdiğimiz hormonlar salgılanmış olacak. Endokrin sistemin tamamı bu sayfa. Şöyle bir bakınca korkunç görünür. Ay hocam, ben hangi hormonun nereye nasıl gittiğini, hangi bezden salgılandığını nasıl ezberleyeceğim diye önce bir isyan edilir. Ama tecrübeyle sabittir ki endokrin sistem artık bizim kendi vücudumuzla da alakalı olduğu için herhalde çok kolay akılda kalan bir kısımdır. Mesela ben size hemen endokrin sistemle ilgili bir şey söylemek istiyorum sayfa kaçta. 94'te unutmayın, 96'ya kadar ödeviniz var. Hazır görmüşken onu da söylemiş olayım. Şimdi sayfa 94'ü açıyorum. Aslında şu üniversite sınavında gelmiş bir sorudur. Çok çok benzeridir. Çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir soru. Beyni vermiş, onunla ilgili kısımları göstermiş, onların hangilerini kontrol ettiğini söylüyor. Endokrin sistemle de ilgili baktığın zaman hipofiz bezi, büyüme hormonu, tiroid bezi, tiroksin, böbrek üstü bezi, adrenalin, yumurtalık, insülin, testis, testosteron. Bunlar daha önceki sınıflarda görüldü. Dediğim gibi hipofiz bezinin artık başka hormonları da salgıladığından bahsedeceğiz diyeyim. Ya da şunlar üniversite sınavında çıkmış bir sorudur diyeyim. Aslında 6. sınıf bir öğrencisinin de yapabileceği sorudur. Kesinlikle ay üniversite sınavında çok kolay soru çıkıyor demek istemiyorum. Temel bilgiler var demek istiyorum. Biz bu bilgilerin üstüne bir şeyler koya koya arttırıyoruz. Sınavlarda çıkan her soru muhteşem zor soru olmak zorunda değil. Ki öyle de olmaması gerekiyor ki herkesin bazı soruları kolay yapabilmesi belli bir sistematikten kaynaklanır. Kendi içerisindeki bölünmelerden kaynaklanır gençler. O yüzden bu kısımları lütfen rica ediyorum 11. sınıfta fizik, kimya, biyoloji, matematiğin o konuları, artık AYT konuları geldikçe çok bunaldığınızı ve çok yorulduğunuzu görüyoruz. Temeli yaz döneminden hızlıca, güzelce atarsanız seneye çok rahat edeceksiniz. Diyeyim. Endokrin sistemden de şöyle biraz bahsedeyim. Aslında biz kitabımıza sizin bilmediğiniz kısımları koymadık. Bildiğiniz kısımlarla ilgili soruları yazarak koyduk. Ön lobu ve arka lobundan bahsedeceğiz. Ön lobundan FSH, LH, LTH, STH, MSH, ACTH dediğimiz hormonlar salgılanacak. Aynı zamanda TSH dediğimiz tiroid bezini uyaran bir hormon da salgılanacak. Arka lobundan oksitosin ve antidiüretik hormon dediğimiz hormonlar salgılanacak. Hipofiz beziyle ilgili daha önceki sınıflarda büyüme hormonunu, yani STH'ı öğrendik. Büyüme hormonu tabii ki büyüme döneminde az salgılanırsa cücelik, çok salgılanırsa devlik dediğimiz durum meydana geliyor. Büyüme döneminden sonra çok salgılanması da akromegali dediğimiz elin, kafanın dengesiz büyümesine neden oluyor. Tiroid bezinden eskiden sadece tiroksin salgılandığını biliyorduk. O da metabolizmanın hızlanmasını sağlayan bir hormondu. Şimdi kalsitonin de salgılandığını öğrendik. Parat hormonla kalsitonin de birbirine zıt çalışıyor. Biri kandan kemiğe kalsiyum geçişini, diğeri kemikten kana kalsiyum geçişini sağlıyor. Böğrümüzde diyeyim, göğsümüzde diyeyim, akciğerimizin önünde diyeyim, tarif edeyim size. Timüs bezi dediğimiz bir bezimiz var. Buradan da bağışıklıkla alakalı timozin adını verdiğimiz bir hormon salgılanacak. Çocukluk döneminde daha aktif, yaş ilerledikçe küçülüyor. Beynimizde epifiz bezi dediğimiz bir bez var, melatonin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Böbrek üstü bezlerimizden kortizol, aldosteron, eşey hormonları, adrenalin, noradrenalin salgılanıyor. Diğer sınıflarda sadece adrenalin söylenmişti. Adrenalin korku, heyecan, sevinç gibi durumlarda vücuttaki değişikliklerin
kalp atışının hızlanmasını, solunum hızlanmasını sağlayan hormondu. Pankreas o zaman da çok detaylı veriliyor. İnsülin ve glikagon hormonlarını üretiyor. İnsülin kan şekerinin düşmesini, glikagon ise kan şekerinin artmasını sağlıyor. Eşeysel bezlerden salgılanan östrojen dişilerde eşey karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Göğsün büyümesi, sesin ince olması gibi. Testislerden salgılanan testosteron yine erkeklerde ikincil eşey karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Ne gibi? Sesin kalınlaşması, göğüste kıllar çıkması, sakal bıyık çıkması gibi olayları sağlayan da testosterondur. Tabii ki yumurta ve sperm üretiminde de bu hormonlar etkili oluyorlar diyeyim. Böylelikle kampımızın ilk dersini bitirmiş oluyorum. Ödevlerinizi çözüyorsunuz. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyoruz.